Bu videoda farklı türlerin popülasyon artışı ya da büyüme stratejilerinden bahsedeceğiz. Bunu yaparken de bir sınıflandırma yapıp yapamayacağımıza ya da hali hazırda daha genel bir sınıflandırma olup olmadığına da bakacağız. Burada filler var. Filler uzun yaşayan bir tür. Afrika'daki filler neredeyse bir insan kadar, 50, 60, 70 hatta bazen 80 yıl yaşarlar. Burada da katil balinalar var. Katil balinalar da oldukça uzun ömürleri olan türlerdendir. Doğadaki diğer türlere kıyasla insanlar gibi uzun yaşayan farklı türler de olduğunu görüyoruz. Bir örnekte gorillerdir. Goriller de aynen insanlar gibi uzun bir yaşam sürerler. Bu büyük memeliler söz konusu olduğunda başka benzerliklerden de bahsedebiliriz. Az önce söylediğim gibi bu hayvanlar oldukça büyük hayvanlardır. Evet, hayvanlar alemindeki daha küçük hayvanları düşünecek olursak, bu ikisi gerçekten de oldukça büyük ve iri hayvanlar. Çok fazla yavruları olmaz. Daha doğrusu, tek bir doğumda dünyaya gelen yavru sayıları çok fazla değildir dersem daha doğru olur. Evet, bunu da not ediyorum. Tek bir doğumda dünyaya gelen yavru sayısı azdır. Bu yavruları dünyaya getirmeleri uzun sürer ve yavrularına bakarlar. Spektrumun diğer ucunda da buradaki resimlerdeki türler yer alır. Örneğin kurbağalar gibi hem suda hem karada yaşayabilen amfibiler, böcekler, küçük balıklar, bakteriler, sivrisinekler. Bu canlılar diğerlerine oranla çok daha kısa bir yaşam sürerler. Çok daha küçüktürler. Bir doğumda dünyaya gelen yavru sayıları çok fazladır. Evet, bunu not edelim. Örnek olarak da Resimlerdeki kurbağayı ya da burada yumurtadan çıkmakta olan örümcekleri verebiliriz. Kurbağalar ya da örümcekler tek seferde binlerce yumurta yaparlar. Yavrulardan birçoğu da yırtıcılar tarafından öldürülür. Sadece birkaçı hayatta kalsa bile üreme döngülerinden sonra onların da yine binlerce yumurtaları olacaktır. Yaşamları da az önce söylediğim gibi daha kısadır. Bir kurbağa sadece birkaç yıl yaşar. Bazı böceklerin ömürleri ise birkaç günle ya da birkaç yılla sınırlıdır. Bakterilerin yaşamları ise bundan çok ama çok daha kısa olabilir. Biyologlar ve ekologlar bu farkları ya da benzerlikleri gördüklerinde bir spektrumdan bahsederler. Buradaki gibi büyük, uzun yaşayan, tek bir doğumda dünyaya gelen yavru sayısı az olan hayvanlar da var. Bunların popülasyonları söz konusu olduğunda sınırlayıcı faktör popülasyonun ne kadar yoğun olduğudur. Bu türler bir noktada kaynaklara erişmek için popülasyonlarındaki diğer bireylerle rekabete girerler. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. Spektrumun diğer ucunda ise örümcekler ya da kurbağalar gibi türler bulunur. Bunların üremeleri çevresel faktörlerle örneğin ortamın ne kadar nemli, ne kadar kuru, ne kadar soğuk ve ne kadar sıcak olduğu ile sınırlanabilir. Bu noktaları göz önünde bulundurduğumuzda bu türler K seçilimli, K'nin ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Bu türler ise R seçilimli türler olarak sınıflandırılır. Bu harflerin yani K'nin ve R'nin nereden geldiğinden de hemen bahsedeyim. Buraya bir grafik çizeceğim. Bu eksene zamanı koyalım. Bu da popülasyon ekseni olsun. Birçok tür sayıca fazla olmadıkça ve çevrelerindeki kaynaklar tarafından sınırlandırılmadıklarında bu şekilde üstel bir büyüme gösterirler. İşin matematiksel yönüne de değinelim. Bu büyüme oranı R harfi ile gösterilir. R seçilimli denmesinin sebebi de budur. R'nin değeri ya da ne kadar büyük olduğu türlerin biyolojik potansiyeli ile belirlenir biyolojik potansiyel belirli bir ortamda bu türlerin ne kadar hızlı üreyeceğini bize verir. Başka bir deyişle yavruların üremek için yetişkinliğe erişecek yüzdesini. Bu yüzden R'nin değeri ne kadar büyükse üstel büyümenin hızı da o kadar büyük olur. Bir noktada kaynak sınırlaması baş gösterir ve belirli bir taşıma kapasitesi söz konusudur. Taşıma kapasitesinin de bu olduğunu düşünelim. Bunu da K olarak adlandırıyorum. Bu arada burada K harfinin kullanılmasının sebebi terimin Almancasının K harfi ile başlıyor olması. Evet, bir noktada birey sayısı öyle bir seviyeye ulaşacak ki kaynaklar daha fazla bireyi desteklememeye başlayacak. Popülasyon eğrisi de bu yüzden böyle bir düzlüğe ulaşacak. Bir genelleme yapmak gerekirse biyologlar solda yer alan türleri K seçilimli olarak sınıflandırırlar. Popülasyon büyüklüğü çevrelerinde yer alan kaynaklarca taşıma kapasitesi ile belirlenir kurbağalar, sivrisinekler ya da bakteriler ise R seçilimli olarak sınıflandırılır. Biyolojik potansiyelleri ile üstel bir şekilde büyürler. Biyolojik potansiyellerini belirleyen de ortamın ne kadar nemli, kuru, soğuk ya da sıcak olduğu gibi çevresel faktörlerdir. Birbirleriyle rekabet edecek kadar yüksek bir yoğunluğa ulaşmazlar. Yine de var olan diğer tüm sınıflandırmalarda da olduğu gibi doğada da her şey siyah beyaz değildir. Demek istediğim tüm türleri sağdaki ya da soldaki gruba dahil etmek mümkün değildir. Örneğin kaplumbağalar çok sayıda yumurta yaparlar ve çok uzun bir yaşam sürerler. Bu arada bir stratejinin diğerinden üstün olmadığını da hemen eklemek istiyorum. Her iki strateji de son derece başarılı stratejiler. Bu türlerin bugün hayatta olmaları bile iki stratejinin de başarılı stratejiler olduğunu gösteriyor. İstilacı türler genellikle R seçilimlidirler. Büyüdükçe büyürler ve bu büyümeyi sınırlandıracak tek şey çevreleridir. Diğer taraftan K seçilimli türler, istilacı türlerden çok fazla etkilenirler. Size son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Popülasyon artış ya da büyüme stratejilerinden bahsettim ama bunları niş stratejileri ile karıştırmamalısınız. Niş stratejilerinde birçok doğal ortamda gelişebilen türler bulunur. Bazı türler ise daha spesifik özelliklere sahiptir. Burada bahsettiğimiz ise, Genel anlamda türlerin popülasyon büyümelerinin nasıl olduğu, niş stratejilerinde türlerin kaynaklara erişmek için ihtiyaç duydukları niş türlerini göreceğiz.